Dost. Murat. Erkek kardeş. Murat. Kız kardeş. Siz Murat. Arkadaş. Tavariş. Tavariş. Daha tavariş. Ah tavariş Mişel. Sakın bunu onların yanında söyleme. Bu Bolşeviklerin kullandığı bir sözcük. Yoldaş demek. Gücenebilirler. Olsun. Gene de hoş bir sözcük. Ne? Boş ver. Yani aldırma. Nasıl Rusçası? Neye Rusçası? Boş verin Rusçası. Ничего, ничего, ничего. Ничего. Sevmek. Любить. Seni seviyorum. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Бу кадар mı? Bugünlük bu kadar yeter. Saat kaç? 7:30 olmuş. Ooo, gideyim yatağım uzanayım bir sigara içeyim. Papiros. Papiros olsun, peki. Michel ne dersin desin, Turgenev'i sevmedi. Ne yaptı sana? Bir şey yapmadı ama, Slav havasını tam anlamıyla veremiyor. Tabii. Gogol'e benzemez. Allah kahretsin, bu akşam da misafir var. Of, al benden de o kadar. Bu evde en rahat yer neresi biliyor musun? Kuhina. Kuhina, tabii ya, mutfak. Dün gece kaçtı? Bilmem, 3 vardı. Sen ne kadar kaybettin? 500, daha doğrusu 550. İyi, çok değilmiş. Ben 2800 verdim. Ama Tina o floşu çıkarmasaydı tam 1300 kardaydım. Ona bakarsan Michel'in karesi olmasaydı ben de hepsini alıyordum. Ama görürsün bir gün canını okuyacağım bunu. Bu lafları kaç haftadır işitiyoruz. Peki öylesine bu akşam diyoruz. Bu akşam mı? Bu akşam oynayamayız. Öyle ya, misafir var. O yüzden değil. Neden? Yemekten sonra bizi Rusların balosuna götürmüyorlar mı? İyi ama kaçta gideriz? Kaçta olursa balo sabaha kadar sürüyormuş. Elbisemi görme bayılırsın. Balonun nerede olduğunu bile bilmiyoruz. İster misin ahır gibi bir yerde olsun? Niye kebap? Onlarla beraber olduktan sonra fız gelir. Zannayı publuçki, kaçuya rublüçki, kubitye publuçki, zaten açar. Ne oldu sana? Hiç. Ah Michel. Buyurun monsieur. Al şu borcumu da kurtulayım. Hiç acelesi yoktu monsieur. Öyle söyleme. Kumar borcu, namus borcu. Biliyor musun, senin yerinde olsam bankada hesap açtırırım. Ama neler söylüyorsunuz monsieur? Ben kim, bankada hesap açtırmak kim? Ben de sizin yerinde olsam bu kadar yüksek oynamazdım. Sana ne? Karı koca ikiniz de kazanıyorsunuz nasıl olsa. Ben de bunun için söylüyorum ya zaten. Michel. Buyurun efendim. Bu akşamki sözümüz söz değil mi? Tabii efendim, söz. Sahi nereye gideceğiz? İzin verirseniz size küçük bir sürpriz yapmak istiyoruz. Koyu renk elbise istemez tabii. Koyu renk elbise mi, ne münasebet? Smoking. Yok canım. Peki sen ne giyeceksin? Ben pokerde sizlerden kazandığım paralar sayesinde kendime bir üniforma yaptırabildim. Ya! Demek eskiden askerdin. Evet efendim. Onbaşı mıydın, çavuş muydun? Emir eri gibi bir şey efendim. İzninizle. Michel. Buyurun Hanımefendi. Bu akşamki baloda gençler de olacak mı? Tabii efendim. Kimler bunlar? Hepsi aile çocuklar, hem de çok iyi aile çocuklar. En yakışıklısını bana takdim edersin. Tabii efendim, hem aralarında prensler de var. Hakiki prensler. Tıpkı masallardaki gibi. Daha neler. Şimdi izninizle gidip sofraya bakmam gerek. Michel. Buyurun Hanımefendi. Ben de sana yardım edebilir miyim? Tabii efendim. Mesih. Tina! Zahmet etmeyin. Nereye koyayım? Şuraya. Çok naziksiniz monsieur. Nazik mi? O da ne demek? Tina, beni hala anlayamadın mı? Anlayacak bir şey mi vardı? Yatıvarı bunu. Yo, öyle söylemeyin. Neden söylemeyecekmişim? Senden mi çekileceğim? Yatıvarı bunu. Hayır, öyle söylemeyin. Bakın, yatıvarı bunu. Sizin gibi söyleyince yatıvalı bulum. Saçma sapan bir şey oluyor monsieur. Tina, seni seviyorum. Çok iyi yapıyorsunuz monsieur George. Efendi kulunu sevmeli kuldu efendisini. Bakın ben de sizi seviyorum. Laf mı bu? Ben seni büyük bir aşkla seviyorum. Ve bu aşkı bir aydır içinde kutsal bir sır gibi saklıyorum. Oldu mu ya şimdi? Bana söyledikten sonra nerede kaldı bunun sır tarafı? Sana veriyorum bu sırrı. Bundan sonra sen saklayacaksın. Monsieur George, sizin gibisine ne derler biliyor musunuz? Şirin piç kurusu. Ama sakın bir kötülük getirmeyin aklınıza. Seni sevmek kötülük mü? Evet, çünkü şimdi seni seviyorum dersiniz, sonra benimle yatmaya kalkarsınız. Daha neler? Neden? Yoksa hizmetçiyim diye bana tenezzül etmeyecek misin? Sen öteki hizmetçilere benzer misin? O kadarını anlayamaz mıyım? Yakacak işte, kaynanasını attı, takma dişli bir kadın olsaydı. Gözümü kapar kapamaz sesinden hemen anlardım kim olduğunu. Tina, seni istiyorum. İstiyorum. Tutturduk.
Benim için hayat annem babam yattıktan ya da herkes sokağa çıktıktan sonra başlıyor. Elenle ayaklarımızın ucuna basarak mutfağa geliyoruz. Ondan sonra der yansın, iskambil, şarkılar... Michel de vodkaları dayıyor. Ah Michel! Ah Michel! Kundralarınızı boyayan, elbiselerinizi ütüleyen, yemeğinizi odanıza kadar getiren Michel. Ne yapalım, o da onun işi. Boynuzlu olmak da mı onun işi? Dinle, paradan yana hiçbir sıkıntım yok. Babam istediğim kadar geliyor. Sana küçük bir apartman tutarım. Bir de otomobil alırım. Önemli insanlarla tanıştırırım. Paris'in altını üstüne getiririz. Prensesler gibi yaşarsın. Bugünkü halimle de prensesten farkım yok. Nafile, senin için geçmiş. Üstelik ateşin sönmüş. Benim ateşim sönmüş. İstesem bu ateşle dünyayı yakarım ben. Öyleyse kocanı aldattın. Kocamı mı aldattım? Asla. Yalnız bir kere ırzıma geçtiler o kadar. Irzına mı? Bunu nasıl rahatlıkla söyleyebiliyorsun? Ne var bunda telaşlanacak? Kardeşalık sırasında olur böyle şeyler. Kimdi o ahlaksız köpek? Adam sende üstünde durmaya bile değmez. Fırsattan faydalanmaya kalkan zavallının biri. Geçelim. Tina! Tina! Rahat Tina. Sataşma dedik. İlk öpen sensin. Evet ama küçük bir fino köpeğini öper gibi Monsieur George. O da havlamasın diye. Ya demek havlamasın diye. Sen misin havlayan? Şaka olsun diye babacığım, eğlenmek için. Hizmetçilerin önünde havlayarak mı eğlenirsin sen? Ne münasebet babacığım? Dinleyici ismin olarak şeyini anlatıyordum. Tamam tamam yeter. İstediğin çeki imzaladım, içeride masanın üstünde duruyor. Git de al. Teşekkürler baba. Aya bana bak, istediğin çeki imzaladım ama son bir ayda kumar masraflarının iki kat arttığının farkında mısın? Farkındayım babacığım. Şimdi başka bir kulüpte oynuyorum da. Ne çıkar bunda? Oyuncular daha sert. Tehlikeli değil mi? Korkmuyor musun? Ne keser? Bayılıyorum. İşe yarar insanlarsa bir diyeceğim yok. Onlardan daha işe yarar insanlar tanımıyorum babacığım. Tamam tamam hadi git de çekin. Teşekkürler baba. Tina. Buyurun efendim. Dün gece sıcak su torbasını kim koydu yatağa? Ben koydum efendim. Ya bu sıcak su torbaları çürük mal olmaz. Sanmam efendim, daha yepyeni. Peki nasıl oluyor da evvelki akşam tam yatağa girmek istediğim zaman şilteyi, yorganı sırılsıklam buluyorum? Bilmiyorum efendim. Zarfımı bir köşeye büzüldüm, sabaha kadar da uyuyamadım. Geçmiş olsun efendim. Dün gece büsbütün rezaletti. Yatak yatak değil, yüzme havuzu haline gelmişti. Çaresiz gittim madamın odasında yattım. Sahi mi, Allah iyiliğinizi versin, biliyordum zaten. Neyi biliyorum? Mösyö'nün güzel bir gece geçireceğini. Güzel bir gece geçirdiniz değil mi Mösyö? Yoksa bu senin marifetin mi? Tabii ya. Eskiden Çar Hazretleri karısını ihmale başladı mı... ...nur içinde yatsın anneleri emir verirlerdi. Derhal yatağını havuza çevirirdik. Demek orada öğrendiklerini burada karına öğretiyor. Hayır madamın hiçbir şeyden haberi yok. Ben kendiliğimden yaptım sürpriz olsun diye. Sürpriz olsun diye her gece yatağımı sulamak. Kolay değil. Hiç de kolay değil Mösyö. İş bu akşam da yürümeseydi pencerenizin camını kıracaktım. Buna rezalet derler, utanmıyor musun? Neden utanayım? Bugün madamın yüzünde güller açıyor. Monsieur de pek fakirleşmedi. Tina, buraya gel. Sana çok ama çok, çok darım. Peki. Hadi, affedemeyecek misin? Affedersiniz efendim. Ama bir ay önce ilk geldiğin akşam başka türlü af diliyordum. Ama siz de başımın üstünde ıstavros çıkarmadınız Monsieur. Ne bileyim ben o zaman acemiydim. Yani bilmiyordum bu usulleri. Şimdi gerekiyorsa onu da yaparım. Monsieur'den af dilerim. Ben de seni birazcık affediyorum. Dur hadi biraz daha affedeyim. Çok 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 affediyorum. Bu kadar lavanta sürme bir daha. Ben koku sürmem efendim. Bu kendi kokum. Aa, o daha da fena. Şimdi elimde olsa kocanı askere gönderir seni yanımda alıkoyardım. Ne yapmak için Monsieur? Bilmem. Düşüne düşüne bulurdum herhalde yapılacak şeyi. Şimdi de başımın üstünde ıstavros çıkarın. Onun yerine bir kerecik daha... Olmaz Monsieur, olmaz, olmaz. Ama Tina. Monsieur. Çok mu istiyorsunuz? Ah, hem de nasıl? Öyleyse izin verdim. Niye izin verdin? Elimi öpmenize. Peki, öyle olsun. Bak Tina, elini öpüyorum ama niyet başka. Niyet! İzninizle Monsieur. Monsieur'ce bu akşam smoking giyecekler mi? Niyet! Hayır, sen şimdi Tina'nın elini neden öptüğümü merak etmişsin. Rica ederim Monsieur. Böyle bir küstahlığı aklımdan bile geçirmem. Monsieur, acaba bu akşam kırmızı şarabı beyaz kristallerle mi vereyim yoksa mavi ayaklı bakaralarla mı? Bildiğin gibi yap.
Emredersiniz efendim. Mademoiselle Helen. Evet bir şey. Beyaz kristalleri koyun. Sen Helen mi? Evet efendim. Sofrayı kızıma mı kurduruyorsun? Çok ısrar ettiler. Hayır diyemezdim tabii. 40 yılda bir olursa bir zararı dokunmaz herhalde. Çarluşka! Duşka! Tutuşka! Siz bana aldırmayın. Ben arada sırada böyle taklit yaparım. Çok güzel yapıyorsunuz madem. Madem ne yaparlarsa... Kendilerine çok yakıştırıyorlar. Efendim. Teşekkür ederim Michel. Evet şimdi bunları bırakalım da akşamki yemeği konuşalım. Gelin bakalım gelin. Tina sen içkileri dağıtırsın. Michel sen de kanepeleri. Kapıcı da kapıya bakar. Aşçı havyarlı kanepeleri hazırladın mı? Hazır madem. İçkiler. Hazır madem. Güzel. Şar, Michel'e konuklarımızdan söz ettin mi? Hayır daha vakit olmadı. Evet Michel ne diyorduk? Bu akşam buraya biri gelecek. Nasıl söylesem. Sen de dinle Tina. Tabii. Biri dediyse öyle herhangi biri değil. Çok önemli biri. Onunla karşılaşınca belki geçmiş günlerinizi hatırlarsınız. Eski efendileriniz Grand Duke'le, Grand Duchess bakımından tabii. Kulakları çınlasın. Ha, çınlasın evet ne diyorduk. Onunla karşılaşmak belki hoşunuza gitmez. Bana sorarsanız sizin politik görüşleriniz benim için hiç önemli değil. Üstelik Fransız seçmeni olmadığınıza göre büsbütün gurur duyuyorum. Kısa kes. Tamam. Kesiyorum. Rusya'nın petrol işleri komiseri Gorechenko'yu davet ettim. Daha doğrusu bu akşamki yemeği onun şerefine veriyorum. Beni güç durumda bırakacak en ufak bir şey yapmayacağınızı umarım. Üstelik Monsieur Gorochenko'nun... Tavariş Gorochenko'nun size hiçbir kötülüğü dokunmamış. Hiç. Tamam gördünüz mü işte adam petrolcü. Petrolün şimdiye kadar kimseye kötülük ettiği görülmüş. Görülmemiş Monsieur. Yalnız duyduğuma göre konuğunuz eskiden pek petrolcü falan değilmiş. Ya. Olabilir. O eskidendi. Şimdi unutuldu gitti. Çok doğru. Tuttuğunu koparan bir adammış efendim. Eskiden, çok eskiden Lubinskaya cezaevini müdürüyken eski efendim Excellence Prens Uratiyev ile aralarında bir şey geçmiş. Yok canım. Sigarasını. Hem de yanan sigarasını eski efendim Excellence Prens Uratiyev'in avcunda söndürmüş. Ay ne korkunç. Çok tuhaf şakaları varmış. Belki de hoşlanırsınız bana. Evet madam, çok kısa bir süre Kronstadt cezaevinde kalan eski hanımım Tatyana Petrovna'nın anlattığına göre Gorochenko hanımlarla çok yakından ilgilenirmiş. Daha ne? Karıcığım sen aldırma bu lafları. Tine ile Michel ne de olsa basit insanlar değil mi? Her duyduklarına inanırlar. Ben konuğumuz hakkında sadece güzel şeyler işittim. Tabii efendim. Örneğin çok değerli bir yazarmış da. Hatta bir sözünü Muskaya cezaevinin kapısına yazmışlar. Diyormuş ki, insanları cezalandırmak için 4 duvara ne gerek var? Bir duvarın önüne dizin, yeter. Biraz sert. Ama veciz doğrusu. Sakın bunları servis yaparken aklınıza geçirmeyin. Rica ederim Monsieur. Bütün bunlardan bize ne? Biz sizin yanınızda çalışan basit, kendi halinde insanlarız. Değil mi ya? Çok şükür anlaştık. Aa bakın bir şey daha var. Eğer bu akşam işler yolunda giderse... Bu petrol işini istediğim gibi tezgahlayabilirsem size de küçük bir sürprizim olacak. Ne diyorsunuz bakayım buna? Monsieur çok nazikler. Monsieur değil melek. Sen ne dersen de ikisi de fevkalade. Haklısın şekerim. Peki ama o sürpriz dediğin neydi? Ha, onlara küçük bir gelir sağlayayım da ihtiyarlıklarına rahat etsinler diyorum. Ne? Çıldırdın mı sen? Yani onlara maaş mı bağlayacaksın? Onun gibi bir şey. Bu sana kaça patlar hiç düşündün mü? Canım cebinden 5 para çıkmayacak ha. Ki. Cuma sabahı meclise bir kanun tasarısı sunacağım. Buna göre bir evde 20 yıldan fazla çalışan hizmetçilere emekli maaşı bağlanacak. Ama bu para ilk çalıştıkları kimselerden kesilecek. Sabah oturumunda daha herkesin uykusu açılmadan oya koydurabilirsem şipşak kabul edilir. Ve partimiz de böylece sosyal bir adaletsizliği daha önlemiş bravo, olacak. Bravo, fevkalade. Neyse şimdi bunları bırakalım da yemekte nasıl oturacağız onu söyle. Ha, şimdi benim sağımda Monsieur Gorochenko. Ay Charles, ben bu adamdan korkmaya başladım. Çocukçusun. O da herkes gibi gençliğinde bir iki falso yapmış olamaz mı? Yakından görünce seveceksin. Çok hoş bir adam. Her neyse sonra solumda Monsieur Chauffourier Dubier, senin sağında da Lady Kerrigan. Aa, bu Lady Kerrigan şoförünün ileri çağır diye tutturduğu kadın. Dostudur mutlaka. Hem öyle hem değil.
Lady Caledon İngiltere Bankası hesabına çalışıyor. Genç ve güzel bir kadın. Gorechenko'da biraz kadın budalası olduğuna göre... Tina'nın hakkı var demek. Lady Caledon şoför yerine ben Gorechenko'nun burnunu halkaya taktık mı onu istediğimiz gibi oynatırız. Bana sorarsan o Lady Caledon denen kadın tam bir macera perest. Şaka mı ediyorsun kardeşim? Lady Caledon Lord Billingham'ın öz yeğeni. Nasıl şoför ya Fransa için çalışıyorsa Lady Caledon da İngiltere için çalışıyor. Ben de kendim için çalışıyorum. Çok kibar bir kadın. Bütün ömrü saraylarda geçmiş. Sakın ona basit bir milletvekili karısı gibi davranma. Ne yapayım yani? Önünde diz mi çökeyim? Neden olmasın? Yani diz çökmek değil ama şöyle küçük bir reverans yapabilirsin. Ne de olsa koskoca değildi. Daha ne? Canım küçük bir reverans. Yarısı altın, yarısı petrol. Peki ona nasıl hitap edeceğim? Ayda üç silahşörlerdeki gibi. Mileydi. Mileydi. Şahar. Sen niye smoking giymedin? Şoförüye telefon etti. Gorechenko komünisttir. Giymez. Biz de giymeyelim. Adama karşı ayıp olmasın. Koyu renk bir takım elbise yeterli dedi. Hiç kendini üzme şekerim. Bana sorarsan o Gorechenko denen adam malın gözü. Hepinizi 10 kere cebinden çıkarır. Asıl sen kendini üzme karıcığım. Ya herif toydur. Üçümüz oturur onu çıtır çıtır yeriz. Ya da değildir. İşte o zaman da biz ayva yeriz. Milady Caledon. Erken mi geldin? Rica ederim Milady. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için size teşekkür borçluyuz. Size karımı takdim edeyim. Fernand Dupont. Memnun oldum madem. Davetimizi kabul etmekle bize şeref verdiniz. Kaçırır mıyım bu fırsatı? Efendim? Yani sizinle tanışma fırsatını demek istemiştim. Şoförüye de neredeyse gelir. Buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim. Sigara? Hayır, kullanmıyorum. Peki ya Gorechenko nerede? Şoförüye Dubiev'le mi gelecekler? Herhalde ama bir de bakarsınız yalnız gelir. Siz tanışıyor musunuz? Bir akşam yemekle beraberdik ya, şoförüyelerdi. Unuttunuz mu? Sahi. Ne hoş adam değil mi? Çok hoş. Bayılırım şoförüye. Şoförüye değil canım, Gorechenko. Tam bir Slav. Gorechenko. Şar, otursana. Monsieur Gorechenko'yu yakından mı tanırsınız? Hem de çok yakından tanırım madem. Bir kere İstanbul'da, bir kere de Londra'da karşılaştık. Çok şakacı bir adam. Üstelik çok da yakışıklı. Ne kadar tuhaf değil mi? Bizde bir uşakla hizmetçi var. Adamcağızı bize bambaşka tanıtıyorlar. Ne içersiniz? Bir skoç alırım. Skoç. Şarl, hizmetçiyi çağır da içkileri dağıtsın. Demin size sözünü ettiğim çift. Bugünlerde hizmetçi bulmakta ne kadar zorlaştı. Neyse ki bizim şansımız varmış da işte bu çifti bulduk. Altes? Yapmayın. Lütfen yapmayın. Lütfen. Madem zili çaldılar galiba. Ben çalmadım. O çaldı. Çaldı ama sizi çağırmadı. Zahmet edip gelmeseydiniz. Kafam durdu. Bakın sakın burada bir yanlışlık olmasın. Belki de benzettiniz. Madem sizin hizmetçi dediğiniz kadın bu mu? Evet ama sadece bir aydan beri. Ne diyorsunuz? Güleyim mi yoksa başımı alıp gideyim mi? Ben de şaşırdım. Bileyim lütfen. Mesut. Sizin hizmetçi dediğiniz bu kadın Altes Emperyal Tatyana Petrovna. Tüm Avrupa'nın en soylu kadını. Altes. Emperyal. Rezil oldum. Ömrümün sonuna kadar rezil oldum. Herkes alay edecek beni. Bilmem ama durum biraz tuhaf. Monsieur Chauffeurier Dubiev ve anneleri Madame Dubiev. Yalvarırım Dubiev. İzin verin de ben açıklayayım her şeyi. İyi akşamlar Şahap. İyi akşamlar madam. İyi akşamlar Fernand. İyi akşamlar şekerim. Geç otur şöyle. Lady Caledon. Monsieur Dubiev. Otur dedim otur. Bu da artık iyice duymaz oldu. Dışarıda bir ayaz insan kendini Sibirya'da sanacak. Bu lafı işitmeyeyim. Tüylerim diken diken oluyor.
Mösyö. Frak giydiniz ha? Buna ihanet derler. İzninizle Mösyö. Yemekte buradasınız değil mi? Buradayız. Yalnız biz sizden sonra yiyeceğiz. İçkiler hazır madam. Teşekkür ederim Michel. Adamın başka emirleri var mı acaba? Hayır Michel. Hayır ekselans. Adam için, adam için her zaman bir şey. Çok affedersiniz, ben de mi anlayamadım yoksa Ekselans Prens Mikhail Aleksandrovich Uratiyev sizin... Ne olursunuz, yoksa aklımı kaybedeceğim. Eyvah, eyvah! Şimdi de Gorochenko geliyor, birbirlerini boğazlayacaklar. Bakın, ne olursunuz, kusura bakmayın ama bu akşam yemeği bir restoranda yesek diyorum ha. Yemeği restoranda yiyelim diyorum! Yok. En iyisi gidip onlarla konuşmak tabii. Gider konuşur, durumu güzel güzel anlatırım tabii. Peki ama nasıl hitap edilir bu insanlara? Altes diyeceksiniz. Altes. Aman ne olur. Yalnız ikinci çoğul şahıs değil, üçüncü şahıs kullanacaksınız. Mesela izin verir misiniz demeyeceksiniz. Altes izin verirlerse diyeceksiniz. Altes izin verirlerse. Bana bak, yarından tezi yok, anlaşıldı mı? Yarından tezi yok. Başımızı aldığımız gibi defolup gideceğiz buralardan. Ve bir yıl süreyle de yüzümüzü hiç kimseye göstermeyeceğiz. Altes izin verirlerse bir bardak su getirirler mi acaba? Anlayamadım, ne oldu? Biri mi hastalandı? Yok, kimse hastalanmadı, merak etmeyin. Bilmez miyim hizmetçi derdini ama üzülmeyin. Biri gider, biri gelir. Bravo dostum, şimdi anlıyorum. Prensi buraya mahsus çağırdınız, şu 100 milyarlık petrol işini finanse etmesi için. Neler söylüyorsunuz? Hangi 100 milyar? Prensi Rusya'dan kaçırdığı 100 milyar. Dostum, prens bu dünyada 100 milyarlık çek yazabilecek tek insandır. Ne olursunuz? Bir kelime daha söylerseniz aklımı kaybedeceğim. Acıyım var. Ah monsieur, bir aydan beri ayakkabılarını bir prense boyatan, söküklerini bir Grand Duchess'e diktiren adamın nesine acıyalım? Hiçbir yere gitmeyiz. İlle de burada kalıp servis yapacağız diye tutturdular. Altes Emperyal'in iki gözü iki çeşme. Neden? İşlerinden olacaklar diye ödleri kopuyor tabii. Ne olursunuz bir haftacık daha kalalım diye yalvardılar. Ay ne diyeceğimi şaşırdım. Onlar bana madam emrederlerse diyor, ben onlara altes izin verirler. Önlerinde eğilip kalkmaktan belim koptu. Tabariş Dimitri Gorochenko. Ay! Madam, saygılarımı sunarım. Lady Kerrigan, nasılsınız? Teşekkürler. Sizi tekrar görmek ne güzel. Teşekkür ederim. Madam, dostum, tabariş. Monsieur Dupont, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurmaz mısınız? Korkarım biraz geciktim. Yeteri New York'tan telefon etti, bir çene bir çene. Madam, nazik davetiniz için teşekkür ederim. Paris'e bu ilk gelişiniz mi? Ne münasebet, eski Parisli sayılırım. Tarih doktoramı yapıncaya kadar Paris'in lokantalarında az mı bulaşık yıkadım? Demek ki tarih doktorusunuz. Evet madem.
Hem de bozuk gördüğüm yerlerini düzeltecek kadar. Ben istemem. Bu pembe içki ne? Manhattan Excellence. Ya. Peki bu? Bacardi Excellence. Ya. Bana bir bardak su getirin. Emredersiniz Excellence. Ben yemem oğlum. İstemem. Garson! Mesut. Ateş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kışta birdenbire bastırıverdi. Tabii madem. Soğuk dalgası Sibirya'dan geliyor. Kim gelmiş Sicilya'dan? Sicilya'dan değil, Sibirya'dan gelmiş. Ama önemli değil, önemli değil. Sizde bu mevsimde kadınlar nasıl giyinir? Biz kadınlarımızı üşütmeyiz madem. Elimizden geldiği kadar ısıtırız onları. Yemek hazır madem. Teşekkür ederim Excellence. Teşekkür ederim Michel. Monsieur Dubier. Altes. Michel. Madem.
Marcel. 10 frank. Suyu getirdiğiniz için. İsterseniz tükürün üstüne. Ben de suyun içine tükürmüştüm. Başka kahve içecek misin? Yok Louis, istemem. Uykum kaçar sonra. Bu yaşta insanın uykusu mu kaçarmış? Hadi biraz daha işte, ziyan olmasın güzelim kahve. Misafirlerin yemediklerini ziyan olmasın diye yedirdin zaten. Sayende midem alt üst oldu. Söylediği lafa bak. Yemekleri mideye indirirken hiç sesin çıkmıyordu ama. Onlara niye ısrar etmiyorsun? Bütün gece ağızlarına bir lokma bile koymadılar ama. Yemek yemediler ama kahve içtiler. Ne oldu size? Dut yemiş bülbüle döndünüz. Hem kahve iç hem konuş olmuyor. Eskiden olurdu ama çene çalmaktan kahveniz soğurdu. Ya bu sefer kahvemizi sıcak içelim diyoruz. Sen bu gece bizim yerimizde bol bol konuşuyorsun zaten. Aa, yine mi? Bu kaçıncı kahve? Sabaha kadar uyuyamayacaksın. Ben de uyumam. Sen de istiyor musun? Yok sağ ol, ben daha bitiremedim. Neyiniz var kuzum? Yemekte bir aksilik mi oldu yoksa? Yok canım, aksine yemek fevkalade güzel ve sakin geçti. Kimse yemeklere el sürmemiş. Üstelik tabağına dalan olmamış. Aa, tek bir kişi yemiş. Mutlaka o İngiliz karısıdır. İngilizler kadar obur millet görmedim hayatımda. Yok canım, yeğen İngiliz değildi. Rus'tu, Rus. Desene seninkilerden. Memleketli mi gördü diye sevindin mi ha? Sustu şunu yapacak. Aydın gibi. Louis. Louis, lafı değiştirsek olur mu? Görüyorsun Tina bu akşam biraz sinirli. Yemekten önce madama söylediklerine mi sinirlendi yoksa hani size yol verdi diye? Ondan biliyorsun. Çamaşırlıktan her şey işitiliyor. Şimdi siz sahiden altes misiniz? Hem de emperyal. Emperyal ne demek? Çok yüksek, imparatorluk katında. Peki altes ne demek? O da en büyük demek. Nasıl en büyük? Yani soyluların en büyüğü, en kıdemlisi demek. Ne yani? Şimdi siz büyük müsünüz? Ya. Büyükten de kocaman. Öyleyse bu mutfakta ne işiniz var sizin? Ne yaparsın? Başa gelen çekinir. Bu hesaba göre sen de prenssin ha? Öyle diyorlar, kusura bakma ne olur. Adam sen de boş ver prensliği. Doğru söze ne denir? Madam aklı sıra sizi bunun için mi kovuyor? Ne olmuş yani? Prenses olduğunuzsa kabahat sizde. Öyle ya, açlıktan geberirsek günah değil mi bize? Günah tabii. Hem kişizadelikten kurtulmak o kadar kolay. Hiç de kolay değil. Şuracıkta gebersek, boylu boyunca bir kalıp gibi uzansam gene de kurtulamam. İşe bak Louis. Ne dertler varmış şu dünyada. Şimdi söyleyin bakalım. Gitmek istemiyor musunuz? İstemiyoruz. İstemiyoruz tabii. Gitmeyin öyleyse. Gitmeyin. Ya ne yapalım, direnelim mi? Çocuk falan beklemiyor musunuz? Ne? Ulan saçmalama Louis, Allah aşkına. Yani böyle sancım tutmuş gibi yaparsın. Ay saçmalama, kendi acım kendime yetiyor zaten. Of, o da doğru ya. Peki öyleyse, şaka maka değil. Siz şimdi burada sahiden kalmak istiyorsunuz öyle mi? Canım kaç kere söyledik, kalmak istiyoruz tabii. İyi ya, limonatalar dışarıdaki buzdolabında. Yarının yemeği de hazır, kimsenin bana ihtiyacı yok. Ben gidip Edward'ı göreyim. Edward, tabii ya. Edward, o da kim? Hizmetçiler Derneği Başkanı. Şeytanın arka bacağı. Bilmediği yok. Mahallede hangi hizmetçinin başı derde girse gidip ona akıl danışır. Ben de gidip bir bakayım, bir konuşayım. Belki bir çare bulur. Simon, sen de gel benimle. Louis. Gece yarısı sokağa erkeksiz çıkmam yakışık almaz değil doğru, mi? Doğru, hadi Simon, nazlanma hadi. Hadi. İyi ama bu bulaşıklar ne olacak? O da iş mi? Mikael yıkar. Yıkarım ya, ne olacak? Güzel. Hadi şimdilik hoşça kalın. Hadi şimdilik hoşça kalın. Altesler. Şu Louis bir çare bulur mu dersin? Tanrı bilir Tatiana. Yalnızca Tanrı bilir. Onun da bir şey bildiği yok. Önce efendi olalım istemedi. Şimdi de hizmetçi olmanıza karışıyor. Ben bu bulaşıkları sonra bitireceğim. Yukarı gidip yatakları açayım bari. Biliyorsun değil mi, şu anda yukarıda herkes oturma odasında. Limonataları kim dağıtacak? Sahi limonataları unutuyorum. O zaman limonataları dağıtırım, sonra buraya gelip üstümü değiştiririm. Kalorifere de bakmak lazım. Diana, biliyor musun? Tam kovulduğumuz gün bir baloya gidip dans etmek de komik geliyor bana. Ama gitmezsek anşedik çok sefalanır. Adamcağız bu daveti verebilmek için 3 yıl para biriktirdi. Sonra çocuklar da sizi götürür diye söz verdik, unutma. 11:30'da gelip bizi alacaklar. Çare yok Tatiana Petrovna, çare yok.
güler yüzlerimizi takınıp gideceğiz. Mikael, ne diye üzüyoruz kendimizi? Bahçıvadaki konağımız içindeki uçuran rantla ve ahırdaki atlarla yandığı zaman dertlenmedik. Eskiden de. Çok, çok eskiden de. Sen Lublyanska'da, ben de Kronstadt'ta cezaevine tıkıldığımız zaman da dertlenmedik. O da çok eskiden de. Bir gün her şey yoluna girer, düzelir diye düşünüyorduk o günlerde. Yine öyle yapalım. Hadi Yuşka. Boş ver. Nietzsche bu. 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 Hadi git yatakları aç, ben de bulaşığı bitireyim. Hades. No. Etrafta kimseler yokken gümüş takımları mı yürütmeye geldin? Boşuna espri yapmaya kalkmayın Hades. Prensin herhalde. Garsonu mu? Yatakları açmaya gitti. Dönecek mi? Neden dönmesin? Bugüne kadar daha tehlikeli yerlere gitti, gene de geri geldi. Hem sen nereden çıktın? Nereden olacak, yemek odasından. Ötekilerle Lady Kerrigan oturma odasında konuşuyorlar. Bu gidişle bir kağıt imzalamak zorundayım. Daha önce yalnız kalayım, biraz düşüneyim istedim. Mutfakta mı? Salonda. Öyleyse buraya neden geldin? Bulaşık yıkamasını öğrenip öğrenmediğimi anlamak için mi? Hayır arkadaş, bilirim her yaptığınızı iyi yaparsınız. Sigarasız rahatsız eder. Elinden bırakmazsan etmez. Anlamadım. Son defa Kronstadt'ta karşılaştığımızda da sigara içiyordun. Yok canım. Sonra? Sonra sigarayı bıraktın. Hırsıma geçtin. Ben mi? Valdez. No. Yoksa fark etmedin mi sandın? Fark etmeseydiniz üzülürdüm. Ama inanın hatırlamıyorum. Aradan o kadar çok zaman geçti. Günün birinde memlekete dönünce senin gözüne oyacağım. Bağırsakları deşeceğim, etlerini cımbızla bir bir koparım. Haklısınız. Ama bakalım dönebilecek mi? Ne sandın ya? Ömrümün sonuna kadar bu mutfakta bulaşık yıkayacağım. Bir dakika, şimdi hatırladım. Artes bana ne kadar kızsanız yeridir. İnsan böyle şeyi unutur mu? Böyle güzel kadın, böyle güzel vücut. O kadar da fazla hatırlamaya kalkma. Ben de sizi neden kurşuna dizdirmedim diye deminden beri düşünüp duruyordum. Emir almıştım. Bir kere daha sorguya çektikten sonra kurşuna dizdirecektim. Yaptığın şeye sorguya çekmek mi diyorsun? Kurşuna dizmek mi diyemem ya? Evet evet, hepsini hatırladım. Ertesi sabah pencerenizin altına yanaşan motoru bile. Ne? Beni Finlandiya'ya kaçıran motor mu? Onu da mı biliyorsun? Gitmenize göz yumduk. Motorcunun dönmesini bekledik. Daha sonra da onu kurşuna dizdik. Pis köpek! Senden başka ne beklenir zaten? Kaçtığınız için birinin cezalandırılması gerekiyordu. Kendim kurşuna dizilmekten hoşlanmadım. Ne yaparsan yap, cezanı çekeceksin. Bu dünyada olmasa bile öteki dünyada. Neyse. Şimdi bunları bırakın da bulaşığınızı bitirin. Bu arada ben de şurada oturup bekleyeyim. İzin verirseniz tabii. Ya vermezsem? İzinsiz. Bak, kim var burada? Ne işin var senin burada? Bizim mutfağımızda. Grand Duchess'i anlattım. Herkes oturma odasında. Biraz yalnız kalayım, rahat rahat düşüneyim isterim. Düşünmek için bula bula bizim mutfağımızı mı buldun? Evet. Kendine daha fazla hakaret etme Mikael. Vur kıçına bir tekme, defolup gitsin. Yapamazsınız. Neden yapamazmış? Sizin bulunduğunuz bir evde yiyecek içeceğin parasını kim verirse versin, daveti kim yaparsa yapsın, yine Altes'in misafiri sayılır. Fitoğlu itin hakkı var Mikael. Şimdi gevezeliği bırakalım da asıl konumuza gelelim. General Ratiyev, şu 100 milyarlık çeki imzalar mısınız lütfen? Başka çare kalmadı Mikael. Gebert herifi. İçimden gelmiyor değil Tatiana. Ama güç. Çok güç. Ben gidip bulaşıkları bitireyim. General Ratiyev, şimdi bulaşık yıkamanın sırası değil. Ben sizden 100 milyarlık çek istedim. General, yukarıda 3 tane açık göz, Bakü ve Petropolsk petrollerinin 50 yıllık işletme imtiyazını vereyim, bir anlaşma imzalayayım diye 2 saattir gırtlağıma basıyor.
Ben de imzalamamak için iki saattir direniyorum. Ne diye direniyorsun? Rus petrolleri yabancı ellere gitmesin diye. İmzalama öyleyse. Mecbur. Neden? Emrettiler. Para bul dediler. Bulamazsam önümüzdeki bahar mahsul almak için gereken makinelerin, traktörlerin parasını ödeyemeyeceğiz. Ödeyemezsek en azından 4-5 milyon vatandaşımız aç kalacak. Onu bunu bilmem. Bende para yok. 100 milyar var ya. Değil misin sen? O 100 milyarı benden kimler istedi de vermedim, sana mı vereceğim? Bu parayı canımdan kıymetli bildim. Emanettir diye bir frangına bile dokunmadım. Namusunuzdan şüphemiz yok. Boşuna nefes tüketme. Bu kuru iltifatlarla benden 5 para almaz. Zekanıza da güveniniz var. Tatiana, niye bırakmadın herifi gelir gelmez tepeliyeli? Sen, Şerspoya Seros Sarayı'ndaki yazı odasını bilir misin? Bilmez miyim? Milli müze yapıldı. Duvardaki resmim duruyor mu? Duruyor Patras. Ama şimdi post bıyıklı. Münasebetsizin biri yapmış. 10 yıl sürgün cezası yedi. Bana saygısızlık etti diye mi? Hayır. Devlet malına zarar verdi diye. O yazı odasını biliyorsan, duvarında asılı bulunan kocaman haritayı da biliyorsundur. Tabii. Yanılmıyorsan Bakü ve Petropolsk o haritanın sağ tarafına, aşağıya doğru düşer. Tabii yani. Eskiden olsaydı, bu bölgeleri elden çıkarmamak için toplar güller, dereler gibi kan akardı. Amcam çarazetleri de hazinede ne var mı yok hepsini satar, savar. Yine de elden çıkarmazdı Bakü ile Petropolsk. Biz de ne var ne yok hepsini sattık artık. Yine yetmedi. O zaman benim gitsin. Nasıl olsa günün birinde biz gelir, geri alırız. Kandırma kendini Mikael. Batı dünyası bir aldığını bir daha geri ver. Ekselans, işte yetki belgem. Bu da imtiyaz mukavelesi. Bakü ve Petropolsk petrollerinin 100 milyarlık traktör biçer döver karşılığı 50 yıl süreyle işletme imtiyazı. Görüyorsunuz ya, 100 milyarı vermezseniz bu kağıdı imzalamak zorundayım. Vaktimiz kalmadı artık, acele etmeliyiz. Yukarıdakiler aç kurtlar gibi bekliyorlar. Ekselanslar daha çok beklerler. Ve Petropolsk artık satılık değil. Söylerim. Dur gitme. Çek için mi generalim? Acelesi yok. Nasıl olsa yarın burada tekrar karşılaşırız. Karşılaşacağız. Ama ne yarın ne de burada. Ne sandın yani? Parayı verdik diye kardeş mi olduk? Tatiana. İmzaladın. İmzala hayatım. İmzala. Gördün mü bakın. Tabak kırdım. Aldın mı hayat? Bu daha ilk tabağın. Bundan sonra nasıl olsa bol bol tabak kırmaya alışacaksın. Orada dolapta bir kalem olacak, getirir misin? İzninizle. Gerek yok. Ahşı buraya soğanların yanına koymuş. Neden? Yumurtaları doğruya koyuyor, üstlerine tarih atıyor. Tatiana, amcanı Çar Hazretleri'ni severdin değil mi? Severdim. Çar Hazretleri yaşasaydı, bu bölgeleri elden çıkarmamak için bu parayı verirdi değil mi? Verirdi. Hayatım, hayatım ağlıyorsun. Hayır, soğan kaçtı. Yemin ederim soğan kaçtı. Küçük adın? Dimitri. Dimitri Gorochenko. Dünyanın en dinsiz, en imansız, en soysuz adamına 104 milyar. İmza.
Mikhail Aleksandrovich Buratiyev. İlk ve son çekim. Ben eski Rusya'yım. Sen yeni Rusya'sın. Yarının Rusya'sı ne olacağı belli değil. Ben bu parayı Rus halkına veriyorum. Prens Uratiyev, ne derseniz deyin sizinle benim aramda bir benzerlik var. Nedir biliyor musunuz? Sana benzemek hiç hoşuma gitmez ama söyle bakalım neymiş. Az önce bana 104 milyarlık bir çek verdiniz. Kendiniz ayda zar zor 2000 kazanıyorsunuz. Ben sizden 104 milyarlık bir çek aldım. Ben de ayda zar zor 2000 kazanıyorum. Ben yukarı çıkıp hematalara dağıtayım. Sen de mümkünse biraz daha burada kal da rahat servis yapayım. Çek elini. Senin değil o kalem. Artık Rus halkının oldu. Allah'a ısmarladık herkes. Güle güle Allah'ın belası. Günün birinde beni kurşuna dizdirirseniz son düşüncem siz olacaksınız. Kurşuna dizilmek senin neyine? İpe çektireceğim. İpe. Yine de son düşüncem siz olacaksınız. Allah'a ısmarladık herkes. Gorochenko. Yazım odasında duran resmimdeki boz bıyıkları sildir. Söz mü? Söz ama... Ama ne? İşler bildiğiniz gibi değil herkes. O bıyıkları sildirmek için 88 tane tezkere yazmak, bir sürü muamele... Neyse. Allah'a ısmarladık. Rusya. Güle güle. Tabar. Yine. Biz hazırız. Arka kapıdan girdik. Yavaş yukarı çıktık. Ben hemen giyindim. Hele vücudunu tazeliyor şimdi yine. Yemek nasıl geçti? Çok iyi geçti Monsieur George. Yine. Akşamdan beri hep seni düşünüyorum. Elbisenin kavramından, önlüğünün tantenine varıncaya kadar. Hiçbir şeyin gözünden geçmiyor. Monsieur George. Söyle. Sırası değil şimdi. Sana kalırsa geleceği de yok. Ama eğer. Ama eğer gelirse haber verirsin değil mi? Verme. Neden? Birine mi kızdın yoksa? Yok. İyi öylesi. Eskisi gibi dostuz değil mi? Hı? Dostuz diyorum. Arkadaş nasıl denirdi? Tavariş. Ama bizim tavariş hala giyinmemiş. Doğru. Şimdi giyinirim. Ben çamaşırhanede üstümü değişinceye kadar burada uslu uslu oturursunuz değil mi? Elbisen güzel mi? Fena sayılmaz. Sadece bir gece elbisesi. Onun gibi bir şey. Pokerden kazandıklarına bağlı. Kazandıksa kabahat mı ettik? Bak, beni çok çok seviyordun değil mi? Hem de çok. Öyleyse bulaşıkları yıka da ortadan kalsın. Da 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 di da da. Da 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 di da da, da 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 di da la 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 la, la 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 di da la 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 di da, la 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 di da la 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 di da. George, ne yapıyorsun orada? Gözün kör mü, bulaşık yıkıyorum, ortalığı topluyorum. Ah dede. Neden yıkanır bulaşık? Ortalık temizlensin diye. Bulaşık yıkamak moda mı oldu şimdi? Kızdırma kafamı. Siz Michelle'le sofra hazırlarken biz bir şey demiyoruz sabah. O başka bu başka. O başka bu başka. Ne yapalım? Bizim de elimizden bu kadar geliyor. Peki Michelle Tine nerede, giyiniyorlar mı? Evet. Vazgeçtim zaten. Bizi nereye götürecekler dersin? Adam sen de. Neresi olursa olsun. Onlarla beraber olduktan sonra vız gelir. Al benden de o kadar. Yalnız keşke bu kadar iyi giyinmeseydik diyorum. Niye? İster misin paspal bir hizmetçi balosu olsun? Ne aldırma?
Günün birinde gidecekler diye ödüm kopuyor. Benim de yüreğim iniyor. Göçebe kuşlar gibi. Bir yerlerde duramıyorlar. Öyle söyleme. Michelle Tina başka. Nereye gider zavallıcıklar? Bilmem. Biliyor musun? Tina'yı ömrümün sonuna kadar seveceğim. Sen bilirsin. Orasına karışmam ama bulaşık yıkamak yok. Prens Mikhail Aleksandrovich Ratiev sizleri saygı ve sevgiyle selamlar. Prens. Monsieur. Prens. Mademoiselle. Altes. Mikhail, bu gençleri bana takdim etmeyecek misin? Tabii efendim. Monsieur Georges Dupont. Mademoiselle Hélène Dupont. Sizleri Altes Imperial Grand Duchess Tatiana Petrovna Uratiev'e takdim ediyorum. Altes. Altes. Memnun oldum. Evet, şimdi gidebilir miyiz? Arşidük Joseph'i daha fazla bekletmeyelim. Kimi kimi? Arşidük Joseph. Nereye gidiyoruz sandınız? Hizmetçi balosuna mı? İsterseniz otomobile geçin. Otomobile size olanı biteni anlatırız. Emni dersiniz. Mademoiselle. Altes. Mademoiselle. Tamam, daha fazla zahmet etmeyin mamzeye. Tamam. Bunun üstüne geç otomobile. Başüstüne Altes. Yok. Ben Altes değil. Benimki bir basamak aşağı. Yalnızca Excellence. Başüstüne Excellence. Monsieur. Altes. Excellence. Monsieur. Altes. Monsieur. Excellence. Gel Tatyushka. Mişka, bu mutfağı ne kadar çok seviyorum bir bilsen. Kim bilir? Bakarsın belki de işimiz olur ve kalırız. Tanrı işitsin. Mikhail. Ne var hayat? Gel bak, kar yağıyor. Kar yağıyor. Tıpkı Petersburg'daki gibi. Ah. Bir dakika. Süt şişeleri. Kapının önüne ben koymazsam Tanrı gelip koyacak diye ya. Altes.